Bir şöyle başlayalım. Birincisi, yani Türkiye artık o özellikle Kürdistan bölgesel yönetimi denetim altındaki toprakların yabancısı değil. Yani o bölgeler artık Türkiye'nin Kürt bölgelerinin bir uzantısı haline fiilen gelmiş durumda askeri hareketlilik açısından. 12 tane anladığım kadarıyla yanlış bilmiyorsam sabit üs var ve 40'a yakın askeri pozisyonu olduğu söyleniyor. TSK'nın ve ittifak içerisinde bulunduğu güçlerin. Bu 2000 üzeri sanırım bir asker zaten sürekli orada var. Şu anda sanırım 10 bine yakın bir rakamdan bahsediliyor. Şimdi Ukrayna Savaşı dediniz. Bir de bu yeni Kençe Kilit ismini verdikleri askeri hareketliliğin, askeri saldırının bir zamanlaması konusunda Ermeni soykırımını dediniz ama bence evet yani bu şimdi demin belirttiğiniz gibi Ukrayna Savaşı çok daha şu anda hani en kapsamını hem de zamanlamasını daha fazla belirliyor gibime geliyor. Ukrayna Savaşı nasıl bir ortam yarattı? Ukrayna Savaşı savaşın iki tarafının da Türkiye ile ilgili çok sert vermesinin en azından şu aşamada önünü kesen bir etkisi oldu. Çünkü hiç kimse ne Rusya tarafı ne Batı tarafı bu noktada çatışmalı hal devam ettiği sürece Türkiye'ye kırmızı kart göstermeyi çok Türkiye'nin net tercih yapmasına zorlanacağı an gelene kadar bence bu olmayacak. Ve tabii ki bütün enerji, bütün imkanlar ve bütün ilgi Ukrayna'ya toplanmışken Türkiye'nin bu fırsatı kaçırması Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkenin yani tam fırsatçılığıyla yani pragmatistten çok fırsatçı olduğunu düşünüyorum Türkiye'deki iktidarın. Bu böyle fırsatçı bir hükümetin Kürtleri, Kürt bölgelerini pas geçmesi zaten sürpriz olurdu. Zaten hiç kimse de şaşırmadı o yüzden bu hareketliliğe. Hatta ben hatırlıyorum, biz bir ay öncesinden zaten böyle bu operasyonun olacağına dair Kürt basınında zaten haberler çıkmıştı. Bu yönde bir iki tane de program yaptığımızı hatırlıyorum Erdal Erle ve beklenen de oldu. Bu arada Ukrayna Savaşı bağlamında başka bir noktayı daha öne çıkarmak isterim. O da şu, Türkiye aslında bir yandan önemini arttırdığını falan düşünüyoruz. Bence bu fikre varmak için çok erken. Ama diğer yandan da bakarsak Türkiye artık NATO'nun çok veyahut da Batı'nın çok temel bir parçası olarak aslında görülmüyor. Yani şu anda ihtiyaç duyulması ve kimsenin Türkiye'ye yüklenmiyor olması bu durumu değiştirmiyor. Yani Türkiye artık Orta Doğu'nun bir parçası olarak görünen bir ülke ve buna göre muamele görüyor. Batı'da da buna göre muamele görüyor. Yani Rusya tarafı içinde tabii ki Türkiye çok güvenilir bir müttefik olmamakla beraber Putin şunu çok iyi farkında ki Türkiye Putin'i Rusya'yı doğrudan karşısına alamaz. Bir yandan evet bayraktarlar satılıyor falan ama bir denge tutuluyor. Bunu niçin söylüyorum? Yakın zamanda geçtiğimiz hafta boyunca ya Türkiye Rusya'ya karşı müeyyidelere uymayan belki de tek NATO ülkesi. Hiçbir müeyyide uymadı. Yani somut olarak Rusya'yı zora sokacak, Rusya'nın askeri operasyonu, savaşını savaş planını zora sokacak hiçbir girişimde bulunmuyor. İşte boğazı kapattığını söylüyor ama boğazı artık şu anda herhalde daha çok başka güçlere kapatmış durumda. Çünkü zaten Rusya yeteri kadar askeri yığını hatta kimini deklere bile etmeden geçirmiş durumda. Yani orada bir yığınak sağlamış durumda. Yalnız geçen hafta çok ilginç bir müeyyide yaptırım açıkladı Türkiye. Rusya'nın Suriye'ye asker götüren uçaklarını hava sahasını kapattı. Şimdi çok garip bir durum bu. Neden çok garip bir durum? Çünkü baktığınız zaman şu anda olan tam tersi. Rusya büyük bir askeri güç eksikliği çekiyor ve gelen haberler
Suriye'deki güçlerini bile Ukrayna Savaşı'na mevzilendirmeye çalıştığına yönelik. Şimdi ve Erdoğan'ın önceki günkü açıklamasıyla beraber düşündüğü zaman Erdoğan Kürdistan bölgesel yönetimi altındaki bu yapılan askeri hareketliği değil, aynı zamanda Kuzey Suriye'ye, Rojava'ya da parmak salladı ve buna müsaade etmeyeceklerini, Türkiye'nin sınırında bir tırnak içerisindeki terör kemerine müdahale etmeyip, kemer hattına bir terör koridoruna izin vermeyeceklerini diye açıkladı. Yani dolayısıyla evet, bunu bir fırsat olarak biliyorlar. Zaten Kürdistan bölgesel yönetimi altındaki o bölgeye olan yerleşimlerini de fırsat bilerek bunu artık bir kere de bu fırsatla bitirmek derdindeler. Bunu başarabilecekler mi? Anladığım kadarıyla çok gelen haberler çok da öyle işlerin dedikleri kadar kolay olmadığı, o kadar dedikleri gibi gitmediği yönünde göreceğiz tabii ki. Ama ben burayla sınırlı eğer bu Ukrayna Savaşı ve bu durum sürerse, yani Türkiye'ye kimsenin git diyemeyeceği, Türkiye'ye kimsenin kırmızı kart gösteremeyeceği, öte yandan ilgilerin başka bir yerde olduğu bir ortam düşünülürse, yani bunu Suriye'ye yayması, Suriye'nin kuzeyine yayması ve hatta İdlib'le ilgili de bazı daha önceki açıklamalarında Erdoğan bazı ifadeleri olmuştu. Belki hatta orayı da, yani Şam yönetimini de hedef alacak şekilde bir maceraya girişmesi bence pek şaşırtmayabilir. Bence hani Kürtler açısından ilginç bir, çok önemli bir tarihsel bir dönemece geldik. Yani şimdi böyle 100 yıl 1914 benzetmeleri yapılıyor ama 1914'te Kürt siyasi aktörlüğü pek yoktu yani. Onu bir defa onu bir şey yapalım. Yani bugün var. Yani Kürtler vardı ama Kürtler adına siyaset yapacak, Kürtler adına yani Kürtlerin bir politik bütünlükleri yoktu. Onun altını çizelim. Kürtler bir politik irade çıkartmamışlar. Yani şu anda durum farklı. Şu andaysa Kürtlerin politik iradeleri var ve bu iradelerinin nasıl siyaset yaptıklarını konuşuyoruz ve bunun Kürt olmayı nasıl değiştirdiğini, statü sahibi olmasını üzerine nasıl etkiler olduğunu konuşuyoruz. Şimdi bana öyle geliyor ki Kürtler arasında artık çok biraz bu tercihlerle beraber belli ayrımlar beliriyor. Yani kimlik şey çok bu siyaset etrafında oluşuyor. Kimlik böyle dille oluşmuyor bir tek. Kimlik bir tek tarih kurgunuzda oluşmuyor. Kimlik dinle oluşmuyor. Kimlik birbirinize yani yakın görmenizde oluşmuyor. Kimlik esas itibariyle bir siyasi süreçle oluşuyor. Yani zaten bakarsanız yani Rojava'dan Kafkasya'ya kadar bir kuzey hattı var. Burada bambaşka bir kimlik oluşumu var. Kürtler'de son 40 yıldır 40 yılı aşan bir dönemde aslında şekil aldı. Güney kendi içerisinde bambaşka bir siyaset oluşturdu. Bambaşka bir kimlik de oluştu buralarda. Yani dolayısıyla bu belli siyasi tercihlerle oldu ve Kürtler arasında, yani biz Kürtlerde siyasi iradeler belirdikçe bence önceden dille vesaireyle ayırt ettiğimiz haklar vardı ya, işte Kürtler birlik değil, şu Zaza'dır, şu Kurmançtır, bu Kızılbaş'tır, bu Şafi'dir falan filan. Şimdi onların dışına geçtik bence. Belli siyasi artık ayrımlar var Kürtler arasında. Bir kuzey hattı var, bir güney hattı var. Güney hattında kendi içerisinde hatlar var. Yani dolayısıyla hani diyelim ki Kamışlo'dan Yerevan'a kadar Kürtler arasında bir, yani yeni bir birlik oluşmuş durumda. Ama güneyde bambaşka bir şey oluşuyor. Ve dolayısıyla biz burada siyasi tercihler, siyasi pozisyonlara ne kadar etkili olduğunu görüyoruz kimlik oluşumunda. Ve bu büyük bir çatırdamalara, daha kalıcı çatırdamalara da yol açabileceğini düşünüyorum bunun. Ama sorunuza doğrudan girersem, şimdi burada tabii bence Kürt hareketi içerisinde derim farklı siyaset yapma tarzları var. Şu anda KDP'nin biraz tercihlerle ve kimisi stratejik, kimisi taktiksel, kimisi de anlık tercihlerle kendini sıkıştırdığı bir pozisyonla karşı karşıyayız. Bugün KDP Türkiye'ye mecburdur. Buraya nasıl geldi sorusunu çok iyi
oturup konuşabiliriz. Yani Kürdistan bölgesel yönetimi başarısızlığa uğramış. Halkına bir ne huzur getirmiş baskı dışında, ne özgürlük getirmiş, ne zenginlik getirmiş bir yönetim. Ne de siyasi çoğunluk getirmiş bir yönetim. Ve ayrıca Kürtler açısından nüfus kaybına sebep olmuş. Nüfus demiyorum, nüfus kaybına, etki kaybına sebep olacak siyasi manevralara girişmiş bir organizasyon. Ben bu tercihler arasındaki en sorunlu tercihini Kürdistan bölgesel özellikle HDP'nin güçlü bir Kürdistan bölgesi olmak yerine başka yerlerde çözüm bulmaya çalışması. Çünkü Kürdistan bölgesel yönetimin alanlarını düşürdüğünüz zaman bir tercih yapmak durumunda evet. Yani belli bir bölgesel ittifaklara girişmek durumunda. Hani çok gerçekçi olalım. Yani sonuç itibariyle ideal bir siyaset uygulamasını bekleyemeyiz. Ama bence işte bu stratejik karar, yani Irak'ın parçası olup ama güçsüz bir Irak'ın güçlü parçası olup buna göre bir strateji belirlemek yerine maalesef Kürdistan bölgesel yönetimi özellikle buradan mesafelendi. Hem halk anlamında, halka olarak da mesafelendi. Kültürel olarak da bize her anlamda mesafelendi. Ve yüzünü güçlü devletlere döndü. Yani güçlü devletlerin güçsüz bir müttefiki, onlara mecbur bir müttefiki olma dönüştü. Yani bu bence bu bütün buraya gelen çizgide çok kritik bir karar. Ve beraberinde KDP hızlı bir şekilde Orta Doğu'daki Kürt dayanışmasının değil, Orta Doğu'daki Sünni hattının bir bileşeni haline dönüşüyor. Yani başını Erdoğan'ın çekmeye çalıştığı versiyonuyla Sünni hattının bir parçası haline dönüşüyor. Ekonomik olarak göbekten bağlı Türkiye'ye. Siyaseten tabii ki dediğim gibi zaten geleceğine ilişkin yatırımını oraya yaptığı için oraya bağlı. Ve ayrıca bugün de tabii ki bütün bu siyasetin bir sonucu kendi kontrol altındaki bölgeleri yani bir de tabii ki örgütsel, kurumsal rekabette unutmamak lazım. Çünkü KDP kesinlikle, KDP'yi düşündüğünüz zaman, tarihini düşünürseniz, KDP daralan bir örgüt. Yani KDP düşündüğünüz zaman, 1960'lar itibariyle düşündüğünüz zaman, Kürtler arasındaki temel örgüttür. Değil mi? Yani her yerde KDP. KDP var, KDP dışında bir şey yok. Değil mi bu? Yani YNK bile KDP'den çıkıyor. KDP, yani bir diyelim ki bir inanç grubunun, aşiretleşmiş bir inanç grubundan çıktı. Bir köyden çıktı. Değil mi? Barzani Hareketi. Yayıldı, büyüdü. Ve maalesef 2022'ye geldiğimiz zaman tekrar sanki o köye geri döndü. Yani çünkü birinci çıkarını kendi ailesinin çıkarı gören, daha sonra kendi aşiretinin çıkarı gören, kendi sonra kendisi bölgesinin çıkarı gören, yani büyük bir, geniş bir Kürt perspektifinden hızlı bir şekilde uzaklaştı ve bununla bu aynı dönem, aynı şekilde etkisinin de azaldığı dönem oldu. Yani Rojava'dan İran'a ve bu gelişmeler içerisinde tabii ki özellikle PKK kendisine çok büyük bir tehdit ve rakip görüyor. Ve bu da onu yani sonuç itibariyle şunu düşünmeyelim. Yani bu kültürel yakınlık, etnik yakınlık, siyasi yakınlık getirmiyor. Hatta bazen tam tersi. Daha büyük yani. Çünkü çok birbirine benzediğinizi düşündüğünüz zaman daha büyük bir rekabete girişiyorsunuz. Ve bu son operasyonda da anladığım kadarıyla gayet olumlayan, gayet destekleyen, aktif katılmaktan aktif katılımlarının görünür olmasını katıldıklarını sanmıyorum. Katılacaklarını da pek düşünmüyorum. Çünkü bu onları çok Kürtler arasındaki çok zor duruma düşüreceklerini farkındalar sanırım. Ama onun dışında aktif katılım dışında en azından şu anda ki aktif katılım dışında görünüyor ki bütün bu siyasi bu askeri operasyonu olumlu görüyorlar, destekliyorlar. Bunun da tabii ki Kürtler açısından özellikle demin en baştaki sorularınızdan birinde bahsetmiştim. Kürtler bu tehdit altında, risk altında bir grup, bir küçük, bir güçsüz bir topluluktur. Ve onlar için tabii ki bu riski arttıran bir durum. Ben böyle görüyorum. Bütün olarak baktığımız zaman Erdoğan muhalefete
Alman bu İkinci Dünya Savaşı'ndan gelen bir ifadeyle Blitzkrieg uyguluyor. Yani Blitzkrieg nedir? Böyle şok edici, paniğe sokucu, topyekün saldırı, çok hızlı bir saldırı. Yani baktığımız zaman dediğiniz gibi Gezi davasında verilen kararlara bakınız. Şok edici ve zaten amacı şok etmeye yönelik. Efendime söyleyeyim, o anda bir öte yandan HDP, Garo Paylan etrafında HDP daha da böyle muhalefeti de katarak şeytanlaştırılması, Erdoğan'ın demin bahsettiğim açıklamasında hainler, yok bu devletin halkın vergileriyle para vermeler vesaire. Yani bunlar ve ayrıca bugün mesela bak bugün de mesela bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline itiraz davası vardı. Orada kadınlara yapılan saldırılar. Yani herhangi bir toplumsal muhalefet, yani bir tek bu Kürtler değil. Bir defa onu söylemek lazım. Muhalefetin tamamına yönelik bir blitzkrieg var. Şimdi Kürtler kısmına gelince ben şu görüşte pek değilim. Bunu Kürt hareketi içerisinde, HDP içerisinde de seslenilenler oldu. Bunu işte Türkiye'deki açlığı, yokluğun üzerine kapatmak için Kürtlere saldırıyor. Ben bu görüşte değilim. Çünkü Kürtler konusu bence stratejik bir konu Erdoğan için. Yani Türkiye zengin de olsa bunu yapacak, fakir de olsa bunu yapacak. Türkiye efendime söyleyeyim zorda da olsa olduğu olacak, kolayda da olsa yapacak. Çünkü bunu kendisine varoluşsal bir tehdit veriyor. Ve Erdoğan Kürtlere yönelik siyaseti, bunu daha önce sizle yaptığımız röportajda da konuşmuştuk. Kürtlere yönelik 150-200 yıllık devlet siyasetini değiştirdi. Ve Erdoğan artık iyi Kürt de istemiyor. Yani Erdoğan artık devletçi olan Kürt'ü bile Kürt kimliği etrafında tanımlanmasını istemiyor. Yani bence bu burada mesela çok da örneklerini de verebiliriz. Bunun bir istisnasını şu anda KDP ile yapıyor. Yani KDP ile ilgili ilişkisi aslında eski Kürt siyasetine dönme ilişkisidir. Yani nedir? Kötü Kürt, yani isyan eden Kürtle olan ilişkinizi siz sadık Kürtle, taraftar Kürtle halletme siyaseti. Bu Türkiye sınırları içerisindeki Kürtlerle bu siyaset bitti. Maalesef demeyeyim ama bu görüyoruz ki Kürdistan bölgesel yönetiminde o kısmı devam ediyor. Şimdi muhalefete geri dönersem, Türkiye muhalefetine dağıtmayayım. Evet, Türkiye muhalefetine bu gibi bir saldırı var ama ve öte yandan ama ne yazık ki muhalefet bu yakın zamanda hatta şöyle söyleyeyim son 4 ayda diyebilirim çok hızlı bir moral düşüklüğü yaşıyor. Bir yandan bakarsanız aslında Erdoğan için şu anda sonuç alıcı yani Erdoğan siyaseti sürekli kendi mezarını kazan da bir siyaset. Çünkü Erdoğan 50 artı 1'e mahkum artık. Yani şu parti şu kadar oy alıyor, bu parti bu kadar oy alıyor. Bunların pek önemi de yok. Erdoğan kendisine bir kuyu kazdı. Bu 50 artı 1 kuyusu. Ve o kuyudan çıkamıyor şu anda. Yani %40 etrafında bir desteği en fazla şu anda 44, 45, 46 her neyse. Ama sizin de bahsettiğiniz kriz durumu çok olağanüstü bir durum olmadı. Yani şu anda çok sorunlu olmayan bir aday karşısında, muhalefet adayı karşısında Erdoğan'ın o sandıktan çıkması çok mümkün değil. Ve dolayısıyla Erdoğan, evet dedim, yani Kürtlerle ilgili stratejik ama genel olarak da bir yapay olağanüstülüğe ihtiyacı var. Çünkü Erdoğan'ın yapıcı, kurucu, üretici bir siyaseti yok. Görüyorsunuz yani hani ancak bir krizi daha fazla daha büyük bir kriz yaratarak ertelemeye çalışıyor. Ekonomik vaziyeti zaten siz bahsettiniz. Şu anda Ukrayna savaşıyla kendisine büyük bir yeni bir fırsat portföyü açıldığını düşünüyor önünde. Ama göreceğiz ki yani bu savaşın ilerleyen zamanlarında bunun öyle çok da fazla bir fırsatlar sunmadığını, Türkiye'nin bunun muhtemelen bu savaşın büyük kaybedenler arasında çıkacağını da muhtemelen göreceğiz. Yani dolayısıyla Erdoğan yapay bir olağanüstülük yaratma siyasetini devam etmek zorunda. Ve ben bu siyasetin esasının bir tek destek toplamak değil, gerekirse o sandığı anladığımız anlamda kurdurmamak yahut da hiç kurdurmamak için olacağını düşünüyorum. Yani kısacası en başta Kürtler olmak üzere muhalefete yönelik bu Blitzkrieg'in bir diğer manası da bence bu. Tabii her şeye rağmen Erdoğan'ın elindeki olanaklar, Kürtlerin elinde olan olanaklarla karşılaştırmamız.
Yani Kürtler sonuç itibariyle bu savaşın fiziken güçsüz tarafı. Yani siyaseten nerede durdukları, haklılıkları vesaire bir kenara bırakarak söylüyorum. Dolayısıyla Erdoğan tabii ki Kürtlerin güçlendiği bir durumda Erdoğan için yenilgi daha muhtemel olur. Bu şüphesiz. Yani Kürtlerin güçlendiği herhangi bir kombinasyon Erdoğan için bir kabus kombinasyonu. Bu kesin. Ama diğer yandan da şunu da görmemiz lazım. Yani özellikle bir tek yani Kürtlerin yaşadıkları, Kürtlerin bugün Orta Doğu'da siyasi temsiliyet kazandıkları yerleri düşündüğünüz zaman bir tarafı Esad yönetimi, bir tarafı Irak, bir tarafı İran. Yani çok korkunç bir tablo var. Ve uluslararası krizle birleştiği zaman bunlar. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nın etkisini düşünün. Mesela Birinci Dünya Savaşı dönemindeki gelişmeleri düşünün. Bunlar bir yandan da, yani bir ürkütmek, korkutmak için söylemiyorum ama bir yandan da Kürtler gibi küçük devletsiz halklar için büyük risk dönemleri oluyor. Yani çünkü işte bu işte sömürge kolonyalist devletler Kürt hak kaybı olmasını istemeyen siyasi oluşumlar ve yönetimler, idareler bu anları hem fırsat biliyorlar hem de bu anlarda onların da iştahı artıyor. Yani hani Putin Ukrayna'da ben niye mesela yani hani bu da bir şey. Yani hani Putin Ukrayna gibi Avrupa'nın en büyük ülkesini neredeyse yutmayı göze alırken ben niye halen işte bir aslında düzenli bir ordu bile olmayan bir halkla baş edememiş olayı falan. Bence böyle bir iştahları da artıyor. Ve dolayısıyla yani evet sorunuzu tekrardan kısaca cevaplarsam evet Kürtlerin güçlenmesi Erdoğan için bir kabus ve muhtemelen yenilgisine tünen siyasi kariyerinin sonuna ne kadar yaklaştığını ölçen bir barometre gibi. Ama öte yandan da bu aynı süreç Kürtler için de büyük riskler arz ediyor. Böyle yani bir genel birkaç bir şey söylemek isterim. Bu birkaç noktanın altını çizmek isterim. Bilhassa ben Ukrayna Savaşı'nı çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Ve Ukrayna Savaşı etrafında mesela Rusya muhalefetinden gelen tepkilere bakıyorum. Yani çok ilginçtir. Rusya muhalefetinin tamamı Rusya'ya karşı müeyyideleri destekliyor, yaptırımları destekliyor. Rusya'ya karşı, Rusya'nın Putin'in saldırganlarına karşı en sert tedbirlerin alınmasını destekliyor. Birçoğu Rusya'ya karşı Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesini savunuyor. Mesela bunlardan birçok meşhur mesela Karamurza geçtiğimiz işte iki hafta önce Rusya'ya döndü. Böyle yapmacık bir gerekçeyle 15 günlük başta tutukladılar. Şimdi herhalde 15 yıllık bir dava açacaklar kendisine. Navalny hakeza içeride ve içeriden yani Putin yönetiminin yıkılması için uluslararası güçlerin bütün ve özellikle Ukrayna'dan geri çıkmaya zorlanması için elinden ne gelmesi ne gerekiyorsa yapmasını savunuyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de tam tersi bir tablo görüyoruz. Yani Türkiye'nin böyle hani bakarsanız Putin için Putin de biraz Ukrayna'yı Erdoğan'ın Kürdistan'a baktığı gibi bakıyor. Burası aslında kendi toprağı olduğu, Kürtlerin kendisine ait bir irade olamayacağı, etne tırnak olduğumuz, aynı secdeye döndüğümüz, her neyse artık aynı secdeye baş koyduğumuz vesaire, kader birliği, Kürt kardeşlerim vesaire vesaire. Bakarsanız çok benzer bir söylem, emperyal söylem. Yani oradaki alınız Rus Ortodoksu, Türk Müslümanı alınız getiriniz. Yani hani o imparatorluk şeyleri. Bunlar çok çok örtüşen. Zaten bunlar birbirinin içinden matuşkalar gibi çıkmış liderler bir yanıyla. Ama gelin görün ki muhalefet çok farklı bir tablo arz ediyor. Aslına bakarsanız Türkiye muhalefeti halen Rusya muhalefetine göre çok daha yüksek ihtimalleri olan bir muhalefet. Yani Rusya'daki durum Türkiye'dekinden çok daha vahim aslında birçok noktada. Yani Türkiye tarihi bir yandan çok karanlık bir tarih. Bir yandan bir katliamlar tarihi, bir yandan efendime söyleyeyim işkence tarihi olarak yazabilirsiniz Türkiye tarihini.
baskı tarihi olarak yazabilirsiniz. Ama öte yandan bir direniş tarihi olarak da yazabilirsiniz Osmanlı'dan bu yana olan tarihi. Veyahut da Osmanlı'dan bu yana olan Türkiye'deki anayasal gelişmeyi, Türkiye'deki yani sandık, seçimle ilgili gelişmeyi. Yani bunları da tümden çöpe atamayız. Yani bunlar da tümden boştur diyemeyiz. Velhasıl kelam şuraya getirmeye çalışıyorum. Türkiye'deki muhalefetin elindeki olanaklar aslında çok daha büyükken, çok daha yaygınken. Baktığımız zaman şu tabloya mesela Kürtlere saldırı oluyor. Burada kimin Türkiye'deki muhalefetin nasıl bir kârı olabilir? Türkiye'deki herhangi bir problem yok. Yani Türkiye Kürtlere ilk kez mi saldırıyor? Hayır. Türkiye Kürt meselesini ilk kez mi askeri operasyon vasıtasıyla çözmeye çalışıyor? Hayır. Sonuç aldı mı? Hayır. Şimdi yani iki kere iki dört bir durumda niçin acaba bu muhalefet halen bunları yapıyor? Şimdi buna bakmak gerekiyor. Buna yakından ele almak gerekiyor. Bir tabii bazı arkadaşlar şöyle açıklıyor. Ya bu ülke zaten böyledir. Yani 150-200 yıllık tarihi, işte Türk ulusal kimliğinin kuruluşu vesaire, Türkiye'deki işte doğru bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bence bir tek bununla açıklanamaz. Yani bir tek bununla açıklama doğru değil. Bir tek bununla açıklarsak zaten dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. Yani bu memleket böyleyse, başka türlü de olmayacaksa zaten siyaset yapmanın da anlamı yoktur. Siyasetle ilgili düşünmenin de anlamı yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu kısmen doğru bile olsa bunu değişebileceğini düşündüğü için insanlar siyasetle uğraşıyorlardır. Değişebileceğini düşündükleri için HDP'liler halen şu koşullarda bile kelle koltukta siyaset yapmaya devam ediyorlar. Yani değişebildiğini düşünecekleri için halen işte Kürdistan'da düşünün o kadar baskıya rağmen hem Demokratik Bölgeler Partisi hem HDP örgütsel olarak çökertilemedi ya bir yapı olarak çökertilemedi. Yani düşünün on binlerce insan hapse atıyorsunuz hala insanlar o şeyler olur. Yani dolayısıyla bu yönünü unutmamak gerekiyor. Bunu dolayısıyla bu iş zaten böyledir, böyle gidene gitmeyelim. Ama şey kısmına gelirseniz muhalefeti peki nasıl açıklayacağız? Evet bir tarihsel şey var onu da tümden etkisiz demiyorum. Ama tabii bir 12 Eylül Türkiye yaşadı. Bu da çok önemlidir. Yani dolayısıyla çünkü Türkiye'de yatay örgütlükler büyük zarar aldı ve bu zararlar bir türlü onarılamadı. Türkiye'de örgütlenme hakkı, örgütlü olmak hakkı bir terörize edildi. Bu da bir etken şüphesiz. Başka şeyler de sayılabilir. Kürt Savaşı'nın etkilerini de sayılabilir vesaire. Ama ben biraz daha yakın döneme getirmek istiyorum. Yani özellikle 2002'den bu yana bence Erdoğan'ın çok büyük bir başarısı, çok çok büyük bir başarısı kutuplaşma değil bir tek. Kutuplaşmadan daha büyük bir başarısını söyleyeceğim size. O da muhalefet alanını da kendisinin dizayn etmeyi başarmasıdır. Bunu nasıl yapıyor? Bunu yaparken de aslında ilginç bir şekilde yapıyor. Nasıl yaptı mesela? Çok fırsatçı, çok kurnazca eski Türkiye nizamının tam o meselelerini kazıdığı, kaşıdığı Erdoğan. Yani mesela nedir? Bunlardan birisi Kürt meselesidir. Yani bu konudaki nasıl bir samimiyeti olduğu, nasıl bir siyaseti olduğu artık bugünden geriye baktığımız zaman herkes için aşikar. Ama bir dönem baktığınız zaman sanırdınız ki Türkiye tarihinin devrimci bir lideri var Erdoğan. Anlatabiliyor muyum? Ve muhalefeti, bu pozisyonuyla muhalefeti kendisine karşı konumlandı. Kendisine karşı bir yere itti. Sağa itti yani. Şimdi düşünürseniz mesela CHP'yi düşünün, SHP'yi düşünün. SHP'nin 90 yılında çıkarttığı bir Kürt raporu vardır. Şu an yani SHP yani şu andaki onun ardılları 30 yıl geçti üzerinde. Hayır onun çok çok daha gerisindeler o raporun çok çok daha gerisindeler. Ve o zaman baktığınız zaman aslında o günkü Türkiye kamuoyu içindeki tartışmalarıyla çok yeni, çok sarsıcı, çok ilginç bir rapor. Şimdi hakeza mesela Dersim meselesini aldı. Dersim soykırım meselesini aldı. Parmağı kime salladı? Kılıçdaroğlu'na salladı. Yani bir Dersimliği, Dersim katliamını tanımak üzerinden şey yapmak, kınamak veyahut da ona utanç vermek de tabii o kendi başına değerlendirmeli ama şöyle bir şey diyeyim. Muhalefetin buna tepkisi ne oldu? Efendim o zaman işte isyan ettiler tabii kırılacak da oldu. Efendim hakeza şimdi mültecilerle ilgili oluyor. Bunları getireceğiz, tutacağız diyor. Hayır bu sefer diyor, anlatabiliyor muyum? Yani sürekli aslında baktığınız zaman bunların hiçbiri konusunda Ermeni meselesi konusunda düşünelim mesela. Hani birçok kişi hiçbir zaman onu düşünmedim. Ben bu konuyla benim uzmanlık alanım bu olmasına rağmen hiçbir zaman düşünmedim bunu. Ama birçok araştırmacı, birçok akademisyen burada çok büyük bir ilerleme kaydedildiğini bu rejim altında düşündüler. Aslında yine o da kurnazca kazındı. Günlük ajandalara bunların hepsi aratsallaştırıldı. Yani yoksa Erdoğan böyle bir stratejik böyle bir ideolojik pozisyon olmadı. Yani ilerici
sorun çözücü bir ideolojik ve stratejik pozisyonu olmadığı artık 2022 yılı itibariyle herkes için çok aşikar. Erdoğan bildiğimiz Türkiye'de 60'larda fokurdayan antikomünist, sağcı, Türkçü ve İslamcı, Sünnici, işte Necip Fazıl'lara falan götürüp o gelenekten gelmiş, hatta bunun sokak aktivizmi versiyonlarına da sempatiyle bakan bir figür. Esas itibariyle yani dönem dönem taktiksel söylemleri maalesef bunu değiştirmedi ve onu gördük. Yani başka bir koşullar gördüğümüz zaman da o pırıl pırıl o eski durumuna döndüğünde gördük. Ama ne oldu bunları yaparken? Muhalefet sürekli, muhalefeti dizayn etti. Muhalefet çok böyle bir köşede, çok sağ bir köşede, daha milliyetçi bir köşede, milli ve yerli diyor. Bu sefer muhalefet Erdoğan'ı milli ve yerlilik üzerinden eleştirmeye çalışıyor. Bu ancak Erdoğan'a kazandırıyor. Erdoğan ülkeye, hatırlıyor musun? Yani bir anda böyle bir kamusal alanı daha görünür bir şekilde sünnileştiriliyor. Siz şimdi Erdoğan'ı Müslümanlık üzerinden eleştirdiğiniz zaman, hatırlıyor musun? Erdoğan'ı meşruiyet kazandırıyor. Ve bu esnada baktığımız zaman muhalefet sürekli bir köşede, daralan bir sağ köşede siyaset yapmaya mahkum kalırken, şu son örneğe bakalım. Şu son örneği mesela Ermeni soykırımı ile ilgili örneğe bakalım. Bir bakanı gidiyor, kurt işareti yapıyor. Bakın şimdi Uruguay'da kurt işareti yapıyor. Kalın açıklama yapıyor, işte bu gavur batılıların işidir diye. Erdoğan şu anda piyasada, bugünkü Türkiye siyasi piyasasında, panoramasında en ılımlı sayılabilecek açıklamalardan birini yapıyor. Bakın ne kadar büyük bir anjda siyaset yapıyor Erdoğan. Gelin görün muhalefeti. Muhalefet bir kısmı Talat şeyleri çekartıyor. Garo Paylan'la ilgili ilk saldırıyı Meral Akşener'e başlattı. CHP'nin bu durumdaki tavrı vahim. Kendi içerisinde biraz aykırı tavır koyu gösteren bir milletvekilini bile sahiplenemiyor. Yani demeye çalıştığım şu, bütün bu meselelerde, bu kritik meselelerde, siyasi meselelerde Erdoğan çok fırsatçı bir şekilde ve çok kurnazca günlük ajandalara göre kaşıdı bunları. Muhalefeti çok dar bir köşeye sığındı ve bu köşede sürekli sağa gitti. Her kesim sürekli sağa gitti. Yani dolayısıyla muhalefet, siz dediniz faşizm mi, demokrasi mi? Muhalefetin çok önemli bir kısmı şu anda faşizm mi diye sunuyor bize bu şey. Yani öyle bir faşizm mi, böyle bir faşizm mi? Nin çözüm olacağını bize burada çözüm arattırmaya çalışıyor. Tabii ki bu çözüm olmayacak, onu söyleyeyim. Yani bu tabii ki hiçbir sorunu Türkiye'nin çözmeyecektir. Türkiye'yi daha büyük bir sorunlu hale getirecektir. Burada tabii ki mülteci meselesinin çok kritik bir önemi var. Kürt meselesi kadar neredeyse önemli bir hale geldi Türkiye siyasetini belirlemekte. Ve mülteci meselesi yine Erdoğan'ın yarattığı bir meseledir. Erdoğan'ın kaşıdığı bir meseledir bu. Erdoğan'ın silaha çevirdiği bir meseledir bu. Ve bu etrafta da yine muhalefet çok sağ, çok sıkıntılı pozisyonlara itildi. Deva Partisi, HDP dışında bütün partiler aşağı yukarı çok inanılmaz xenofobik, yabancı düşmanı, içine kapanma eğilimlisi bir tavır gösterdi. Bu demek değil ki göçmen siyasetiyle, mülteci siyasetiyle ilgili yapılmış her şey doğruydu, iyiydi. Onu demiyorum. Ama bunun siyasi tezahürleri maalesef Erdoğan bu çevredeki savaşların ve yayılmacı siyasetinin sonucu getirdiği bu mültecilerin tabir caizse bunları öyle bir silahlaştırdı ki etinden, sütünden, kılından, her şeylerinden faydalandı. Avrupa'ya karşı kullandı, işçi sınıfına karşı kullandı, muhalefete karşı kullandı, Esad'a karşı kullandı. Savaşçı çıkarttı bunlar arasında, Kürtlere karşı kullandı, her şey içinde kullandı ve bu esnada da muhalefette efektif bir şekilde sahipti. Bir diğer örneği de mesela bu şu andaki bu saldırıyla ilgili alınan tavrına bakıyoruz. Mavi Vatan oluyor, o bir zaten bir çılgınlığa girişiyor. Muhalefetin ve CHP'yi, bu arada İYİ Parti'yi bile saygıyorum, niye daha fazla çıldırmıyorsun diyor. Kürtlerle ilgili işte bu korkunç siyaseti yani daha yüksek perdeye niye çıkartmıyorsun sanıyor diyor. Şimdi bu büyük bir açmaz muhalefete ilgili. Erdoğan burada kazandığını görüyor. Yani Erdoğan belli meselelere sınırlandırdığı zaman nasıl tepkiler geleceğini biliyor. Yani muhalefetin bugün çok büyük bir eksik
Bir sağa kaydı. Sağcılaştı. Bunu bir daha lazım. Tamamı için söylüyorum. Türkiye'nin kamuoyu da sağcılaştı. Türkiye'nin siyasi partileri de sağa kaydılar. Ve bu sağa kaymanın en büyük delili Türkiye, yani en büyük de kriteri içine kapanma. Ve yerli ve millileşme. Yani Erdoğan'ın tam istediği o oluyor. Yerli ve millileşme. İçine kapanma ve bir nevi milliyetçilikte, yeni bir milliyetçilikte, neo iddiatçılıkta boğulmak. Yani bu çok yaygın bir şey olarak çıkıyor karşımıza. Ayrıca da bir sürü durum var. Siz ona çok uzun oldu cevap ama şöyle toparlayayım onu. Yani şey dediniz, demoralize oluyor dediniz. İttifak gündem verilemiyor ve moral kaybına uğruyor dediniz. Bu çok doğru. Şimdi muhalefette bir de çok önemli bir problem olduğunu düşünüyorum. O da bir liderlik sorunu var muhalefet. Yani çünkü görüyorsunuz yani işte bu partileri bir araya toplamak, aynı masa etrafında toplamak vesaire. Bu aslında çok büyük bir sorun çözmüyor. Ve hatta bu hem o altılı grup içerisinde hem de tek tek partiler içerisinde dünya kadar gerilim ve memnuniyetsizlik ortaya çıkar. Şimdi Türkiye'deki sorun, yani Türkiye'de bir defa unutmayalım. Türkiye'de parlamenter bir sistem yok artık. Türkiye'de bir başkanlık sistemi var. Türkiye özgü, Alaturka bir başkanlık sistemi var. Bir sultanlığa benzer bir başkanlık sistemi var. Ve dolayısıyla maalesef bu bir liderlik sistemi. Yani muhalefetin çok büyük bir sorunu karizmatik, kalabalıklara heyecan veren, demoralizasyonun önüne geçecek ve cesur, özgüvenli karar verecek bir liderden mahrum olması. Kılıçdaroğlu bu marifetten çok çok uzak. Bu Kılıçdaroğlu tam tersine ancak kalabalığı bir arada tutmaya başaran, ödün verebilen bir lider. Bu değil. Türkiye'nin muhalefetinin topyekun Erdoğan'a karşı daha fazlasına ihtiyacı var. Ve o yüzden mesela bir Demirtaş figürü çok çok önemli bir hale geliyor burada. Yani şimdi Demirtaş, benim size demin verdiğim tarif aşağı yukarı Demirtaş'ı tarif ediyor. Tabii Demirtaş böyle bir muhalefetin maalesef işte o demin bahsettiğim sağcılaşma ve xenofoblaşma hali içerisinde yani gönül isterdi ki tabii ki böyle bir liderliğin başında Demirtaş olsun. Maalesef bu çok gerçekçi gözükmüyor bugün ama her neyse başka bir isim de olabilir. Ama Erdoğan'a karşı muhalefetin çok büyük bir eksiği, özgüvenli, Erdoğan'ın köşeye sıkıştırma, sağcılaştırma ve aslında muhalefeti dizayn etme oltasına takılmayacak bir liderlik. Bu maalesef olmadığı için aslında Erdoğan için işler kötüye gitmese, iyiye gitmese de muhalefet kolayca demoralize oluyor ve bu da tabii ki Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyor. Eğer bu aynı süreç aynı biçimde yaşansaydı, tabii çok hani gerçekçi değil bu söylediğim ama ben sadece bir misal olarak söylüyorum. Eğer bu aynı süreç yaşansaydı ve HDP, yani HDP şimdi kapatılacak mı kapatılmayacak mı tartışmaları var. HDP fiilen kapatılmış bir partidir zaten. Yani fonksiyonel olmasına izin verilmeyen bir partidir. Sokağa çıkmasına izin verilmiyor, örgütlenmesine izin verilmiyor, iki kişinin yan yana gelmesine izin verilmiyor, öldürülüyor, saldırıya uğruyor, her neyse. Yani de facto kapatılmış bir parti. Eğer HDP üzerinde bu baskılar olmasaydı şu anda ana muhalefet konumuna bile gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bir öfke, Türkiye'nin bir memnuniyetsizlik sorunu yok. Türkiye'nin muhalefetin sorunu bunları kanalize edememesi, bunları örgütleyememesi, bunlara cevap olamaması sorunu var. Ve Erdoğan bu öfkeyi alıp tekrar muhalefete yöneltmeyi başarır. Anlatabiliyor muyum? Ve maalesef HDP de fiilen bunu yapması, fiziken bunu yapması hem kendisi tarafından hem de muhalefet tarafından engelleniyor. Bunu da altını çizmek lazım. Yani bu da bir tek iktidarın bir işi değil. Yani bu son iki tane dokunulmazlık kaldırılması veyahut da saldırıya uğrayan milletvekili düşünün. Yani son şeyi kaldırılan, dokunulmazlığı kaldıran şimdi Garo'ya saldıracaklar galiba aynı şekilde. İkisi de muhalefetin alkışları arasında oldu. Yani
özgüven yok, cesaret yok ve bir de tabii ki Erdoğan'ın sıkıştırdığı o sağ köşede oyun oynamak. Çok dar bir sağ alan. Erdoğan o sırada günü geliyor halen Kürtlerle ilgili hak talebinin kendisinin tek karşılık olabileceğini bile söylüyor. Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Kürt kentleri yer yerle bir olmuş. İki tane Kürt yan yana gelemiyor Türkiye'de bugün. Rojava'da olanı görüyorsunuz, güneyde olanı görüyorsunuz. Halen Kürt siyasetinde, Kürt meselesine çözüm olacağın kişinin kendisi olabileceğini de bile söyleyebilen, yani oradan başlayıp Süleyman Soylu MHP'ye kadar, o rajda, o kadar geniş bir rajda siyaset yapıyor Erdoğan. Ama muhalefete ne kalmış? Şu kadar raj ve muhalefet bunu kabul ediyor. Özgüven yok, perspektif yok, cesaret yok. Ve tabii bununla beraber yakın zamanda bir gelişme daha oldu. Yani Türkiye'deki bu zehirlenmenin, bu sağ zehirlenmenin, milliyetçi zehirlenmenin yeni tezahürleri, bu Özdağ meselesi, Ümit Özdağ meselesi. Yani bunu da ciddiye almak gerekiyor. Hani bunun bir karşılığı var. Şu anda çok büyük bile gözükmese bile. Yani bu artık o milliyetçi söylemin ve hatta Türkiye'nin sağcılaşmasının, tarih Türkiye'nin tutuculaşmasının, Türkiye'nin kendi içinde patlamasının artık bir sokak doğrudan eylemciliğine giren ve bunu destekleyen bir, yani şunu söyleyeyim, bu 80 öncesi MHP'nin veyahut da yakın dönem MHP'nin bile ilerisinde daha radikal bir söylemle karşı karşıyayız. Türkiye tarihinin en 30'lar gibi en şöyle deneysel milliyetçilik yapıldığı dönemlerinde bile marjinalize edilmiş milliyetçilik türleri bugün ana akım siyasette yer alıyor. Bugün ana akım medyada normal, meşru, itibar sahibi siyasi pozisyonlar olarak tartışılıyor. Bunlar da tabii ayrıca üzerine düşünmemiz gereken alarm verici emareler. Yani kim bunu kayıp görür ayrı bir şey, kim kaybeder ayrı bir şey. Kim kazandığını düşünür, kim gerçekten kazanır da ayrı cevaplar. Yani hani bugün muhalefetin birçoğu hani ne bileyim çok büyük bir kısmı, HDP dışındaki büyük bir kısmı Kürtlerin herhangi bir statüsü olmamasını alkışlarlar muhtemelen. Ama ve bunu kendi kazançlarına görebilirler. Ama şunu görmek gerekiyor. Kürtler, Kürt siyaseti, Kürt iradesini çektiğiniz zaman Türkiye siyaseti, ben demin size anlattığım tablo da oydu, bir çöle dönüşüyor. Bir çöl. Bir xenofobi çölüne dönüşüyor. Kendi bir narsistik zehirlenme haline dönüşüyor. Yani dolayısıyla şu çok kesin, yani Türkiye'de Kürtleri çıkarttığınız zaman, Kürt iradesini, Kürt siyasetini çıkarttığınız zaman siyaset alanı pek kalmıyor. Görünen o. Ve bu muhalefetin bütün bu şey yapılması, diyelim ki yeniden enerji kazanması da siyasetin iradesi esas itibariyle. Bu 1900, yani yerel seçimler 31 Mart, 23 Haziran, daha sonra İstanbul'da yenilenen, yani bütün şu anda elde ne kazanım vardıysa o oradan geliyor. Ha, bugün dediğim gibi o zehirlenme içerisinde bunu kendilerine kazanç olarak görüyor da olabilirler. Ama şu kesin ki bu ancak bunun en büyük kazanını ve tek kazanını, bence tek en büyük kazanını Erdoğan sultası olacaktır. Erdoğan o otokrasisi olacaktır. Kaldı ki o otokrasi olarak bile kalmıyor. Yani otoriterlik olarak bile kalmıyor. Artık her geçen gün derinleşen, artık her geçen gün daha fazla Rusya'yı andıran, yani totaliterleşme yolunda olan bir otokrasiyle karşı karşıyayız. Burada hani Kürt siyasetini, ben bunu çok gerçekçi yapılabilir olduğunu sanmıyorum ama ezilmesi, bunun yok edilmesinin Türkiye'li muhalifler açısından, buna İyi Parti bile dahil, onu da söyleyeyim, hiç kimseye kazancı olacağını sanmıyorum. Onlar kazandıklarını düşüneceklerdir tabii ki. Bundan çok mutlu olacaklardır. Buna da hiç şüphem yok. Yani böyle bir pembe düş görmüyorum. Orada değilim yani, onun farkındayız. Ama Türkiye'deki siyaset alanı çünkü inanılmaz daralacaktır.